Bu lamba neden eğik duruyor? Baykuş gözlerini dört aç. Kötü biri olabilir. Seni kötü biri sanmıştık. Size ay kızının okula doğru gittiğini söyleyecektim. Neden pijama telsiziyle söylemedin? Belki yardıma ihtiyacınız vardır demiştim. Eğer dışarı çıkmaya devam edersen hapşırığın geçmez. Ben... Biliyorum. Geri dönüyorum. Tamam. Biz de okula bakarız. Bir şey görürsen bize söyle. Oh. Güveler yakında. Ay kızı da buradadır. Hemen dışarıda. Aa, çocuklara söylemem gerek. Ama peşinden gidersem belki neler olduğunu öğrenebilirim. Bu daha iyi bir fikir bence. Hey! Şu güveyi takip etsem iyi olacak. Beni ay kızına götürebilir. Beni bekle yalnız güve. Pija resim oynatıcı alarm veriyor. Bakalım sorun neymiş? Hey, şunu gördünüz mü? Bu ışık da neydi böyle? Sizce kayıp teleskopla bir ilgisi olabilir mi? Hadi yakından bakalım. Kertenkele mobile. İşte yine çıktı. Evet. Baykuş gözü. İşte kaynağı buymuş. Romeo. Oh, yine tutmadı. Biraz daha sağ nişan almam gerekiyormuş. Aa! Hops! Yani solaymış. Kertenkele aşkına. Aa, kayıp teleskobu laboratuvarına mı takmış? Hadi bir bakalım. Efendim, misafiriniz var. Aha! Pijama maskeliler. Teleskobumu arıyor olabilir misiniz? Söylesene Romeo, onu neden aldın? Anlamadınız mı? Uzay lazerimi bitirmek için. Uzay lazeri mi? Harika. Ha? Yani neyin peşindesin sen? Sadece ayın yüzeyine bir resmimi çizeceğim. Ay'a mı? Bence şu taraftan daha iyi. Merak etme, çıkacaksın baykuş kız. Biz yanındayız. Kedi çocuk, kertenkele. Çok özür dilerim. Size ne kadar iyi futbol oynadığımı gösterecektim. Ama bunu zaten biliyoruz baykuş kız. Hem pas versen daha iyi oynamış olursun. Haklısın. Bu bir takım oyunu. Biz de bir takımız. Kahraman olma zamanı. Oy! Baykuşu ay topundan çıkarmamız gerekiyor. Topu patlatabiliriz. Mesela neyle? Büyük, sivri bir şeyle. Ha, müzenin önündeki bayrak direği olur mu sizce? Kertenkele, sen topu yuvarla. Kedi çocuk, sen öne geçip yol göster. Nerede bu pijama maskeliler? Bu taraftan, biraz sola. Dikkat et önünde. Direk var. Topu buraya gel. Hayır. Hey, neden yavaşlıyoruz? Bu ay kızı. Ay mıknatısı ve çok güçlü. Biliyorum. Takım olarak oynamalıyız. Kertenkele.
kertenkele süper gücünü kullan. Kedi çocuk süper hızını kullan. Ben de kanat rüzgarımı kullanacağım. Evet, harika işte pijama askeriler. İşe yaramaz şey. Hadi şimdi şu ay topunu patlatalım. Süper güçlü kertenkele. Hadi şunu hızlıca yuvarlayalım takım. Evet. Ne yapıyorsunuz? Hayır, hayır, hayır. Aa, bu kocaman robot minik pisici yüzü mü yoksa? Ha? Şimdi onları bağla. Merak etmeyin, Flash Fiskem sizi kurtaracak. Ama öyle bir kahraman hareketi yok ki. O sadece bir kitap. Flossy Flash! Yumruk ve tekme. Ay. Sallanma baykuş kız. Şimdi seni çöpe atma zamanı geldi. Robot! Hayır, bırak beni! Olamaz. Flash Fiskesi işe yaramadı. Ay! Baykuş kız, iyi misin? Evet, ama özür dilerim. Neden Flossy Flash olmak istedim ki? Ben baykuş kızım. Şimdi Romeo'ya şehirdeki en güzel kitabı göstereceğim. O zaten bende. Ve yakında hepsinde benim resmim olacak. Çabuk peşlerinden. Kedi arabasıyla onları yakalarız. Tamam, ama bu sefer baykuş güçlerim olacak. Kahraman olma zamanı. Flossy Flash kitabını ne yapacak ki? Baykuş gözler. Tamam. Küçük kuşların söylediğine göre... Burada. Kedi arabası saklan. İyi zamanlama. İşte şimdi şu üç ağacın arkasına gidip çok sıkı çekin. Yere yakın olsun. Eğer Romeo'yu durduracaksak önce o robotu durdurmamız gerekiyor. Ya şimdi baykuş kız? Şimdi ise muhteşem baykuş kız kendi yeteneklerini kullanacak. Önce süper baykuş kanadı. Sonra baykuş gözleri. Baksana Romeo. Hala en sevdiğim kitabı alamadın. Ne? Git getir robot. Biraz daha uğraşman gerek. Hayır, hayır, hayır. Artık depoya daha çok bulut dolduracağım. Ay gücü, daha çok bulut. Hepsi tanka girecek. Kedi çocuğum. Yardım et. Bunu yapabilirim. Islanmayı sevmiyorum ama arkadaşlarımı da yarı yolda bırakamam. Kahraman olma zamanı. Süper hızlı kedi. Geliyorum pijama askeriler. Yıldırımdan daha hızlı. Muhteşem kedi çocuk bulutların altında koşuyor. Hepsi onu kovalıyor. Ne? Dur! Ne yapıyorsun? Eğer ben ıslanacaksam ay kızı, sen de ıslanacaksın. Aa, çok ıslandım. Şimdi bunu tersine çevirelim. Hey! İşe yarıyor işte. Kertenkele çabuk depodaki bulutlardan kurtulmalıyız. Geliyorum kedi çocuk. Süper güçlü kertenkele. İşte başardık. Bütün bulutlar kayboldu. Ve güneşi de kurtardık. Ver şunu bana. Hayır. Bırak. Hayır. Çiçek mi? Ama çiçeğimiz yok ki. Sorun yok. Süper kedi hızı. O parmağını sakın bana doğrultma. Ne dersem onu yapacaksınız. Şimdi yakalayın onları. Ha? Tamam pijama askeriler. Şimdi kelebekleri evlerine götürelim. Nazikçe.
Merhaba kelebekler. Birlikte uçalım mı? Hadi buradan, hadi. Hey, renklerime bakın kelebekler. Hadi, gelin size göstereyim. Ne? Bunu mu seviyorsunuz? Nazik mi olayım? Çok doğru Ay kızı. Ben de öyle olacağım. Olanlar için gerçekten üzgünüm kelebekler. Ama size bir sürü çiçek getirmiştim. Alın. Lütfen bizimle gelin. İşte bu. Aferin kelebekler. Teşekkür ederim. Ha? Ne? Ay mıknatısım sıkışmış mı? Durun kelebekler. Onlarla gidemezsiniz. Güveler, nereye gidiyorsunuz güveler? Hala niye bekliyorsunuz siz? Yakalayın. Yakalayın dedim size. Güve kafalı güveler sizi. Merhaba güveler, siz de mi geliyorsunuz? Bunu çok isteriz. Evet, size söz nazik davranacağım. Hayır, 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 hayır! Artık hiç yardımcım kalmadı. Bu haksızlık. Bakın, neredeyse Ay kızına üzüleceğim. Hazır? Hazır. En iyi süper kahraman kazansın. Süper uçma hareketime bakın. Güzel ama yapışkan kertenkeleye de bakın. Benim süper sıçrayan kedime kadar değil. Hey! Hey! Bu haksızlık ama. Lene lene lene. Ha! Ha şimdi asıl kedi gücünü bir görün. Süper kedi hızı. Süper güçlü kertenkele. Hey bu da haksızlık. Süper sıçrayan kedi. İşte böyle kazanılır. En iyi süper güçler tabii ki benim. Bu imkansız. En güzel güçler benimkiydi. Ben kazandım. Bence en iyileri kesinlikle benimdi. Ben kazandım. Yine. Benimle boy ölçüşemezsiniz. En büyük baykuş kız. Ha? Kertenkele? Kedi çocuk? Kedi çocuk! Hey! Hayır! Ay kızı yakalamış. Onları yenmeye çalışmasaydım hala birlikte olabilirdik. Hey! Kahraman olma zamanı. Takımı kazandı. Bakın pijama askeriler, güveler istediğim her şeyi nasıl da getiriyor. Merhaba Ay kızı. Güvelerin iyi ama eminim en büyük oyuncağı getirecek güçte değillerdir. Şu dev T-Rex'i. Ne? Çok kolay. Hepsi bir takım olursa onu da getirebilirler. Yapma seni deli kedi. Şimdi iniyoruz. Saçmalıyorsun, çakılacaksın. Tabii numara değilse kim numara bu? Ay! Baykuş kız. Merak etme, iyiyim. Artık tek pijama askerinin sesi yetmiyor. Üçününkünü de almalıyım. Ha? Oh, hayır. Sesimi kaybediyorum. Bizim de sesimizi çalıyor. Yani Dahiyane Romeo herkesin sesini alıyor mu? O muhteşem ötesi biri. Ama biz değiliz. Seslerimiz olmadan bir daha onu asla durduramayız. Hepsi de kertenkelenin fırsatı varken sesini almaması yüzünden oldu. Çok beceriksiz biri. Ne dedin sen? Kahraman olma zamanı mıymış? Rüyanda görürsün sürüngen. Bu seslerle ne kötü şeyler yaparım şimdi.
Suçu da pijama maskelilere atabilirim. Ah, düşündüğünden de daha iyiymişim. Ha? Neden duruyorum? Acaba motorda mı bir sorun çıktı? Yardım et kedi çocuk. Nefes alamıyoruz. İmdat. Hayır. Mola bitti. Şimdi sonraki mekana. Gece ninjasını kovalarken baykuş kızla kertenkeleyi kurtaramam. Beni kandırdı. Baykuş kız haklıydı. Sinirlenmek çok anlamsız. Özellikle ona ve kertenkeleye sinirlenmem. Şimdi kahramana dönüşüp usta Fenk gibi sakin olacağım. Hay aksi, yanlış taraf. Yardım et. Lütfen bize yardım et kedi çocuk. Kedi çocuk. Kedi çocuk. Yardım et bize. Sorun yok. Vitesi arttıralım. Süper hızlı kedi. Kedi çocuk sakin kalıp arkadaşlarını kurtaracak planı yapıyor. Dikkat et. Merak etmeyin. Kedi çocuk geri döndü ve usta Fenk gibi sakin oldu. Süper kedi hızı. Herkes son durakta insin. Vay canına, ne yolculuktu ama. Kurtardığın için sağ ol. Bir şey değil ve size kızdığım için gerçekten çok özür dilerim. Çünkü çok ayıp ettim. Hiç sorun değil kadın. Gerçek kedi çocuk döndü sonunda. Teşekkür ederim çocuklar. Ve bir fikrim var. Eğer gece ninjası ve ninja linolar sinirlenirse onları yenebiliriz. Hadi pijama maskeliler. Yakalayın hadi onları. Kahraman olup yardımınızı alma vakti. Süper kedi. Romeo'yu sizinle yenmek süper kahraman olmak kadar güzel. Ama ya aslında? Baykuş kız. Ve Greg ise? Kertenkele. Pijam maskeliler. Romeo'nun bilgisayarını bulmamız gerekiyor. Onu durdurursak robotlar da duracaktır. Hadi gidelim. Ha? Sen öbür robotlara yardım et robot kedi. Hayır. Sürüngenler aşkına. Hanginiz gerçek kertenkele ve baykuşsunuz? Ben baykuş kızım. Ben de gerçek kertenkeleyim. Hayır benim. Hayır benim. Peki şimdi ne olacak pisicik? Ayırt edemiyor musun onları? Robotların süper güçleri olabilir. Ama bizim gibi dost değiller. Baykuş kız, kertenkele yakalayın. Yaşasın uçan perende. Vurgulu dönüş. Ha? Bak Romeo, arkadaşlarımı tanıyorum. Özel harekete hazır mıyız? Ya! Durdurun onları. Her ne yapıyorlarsa durdurun hemen. Yaşasın. Evet. Hey çocuklar, durun. Neler oluyor? Kedi çocuk. Yakaladım. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Ninja linolar, pastaya dikkat edin. Üzgünüm zavallı pijama askeriler ama pasta benim. Görüşürüz. Hayır, dur.
Yine ne oldu ya? Başka bir oyuna ne dersin? Yoksa yenileceksin diye mi korkuyorsun? Korkmak mı? Peki, sandalye kapmaca ve kazanan da... Vay canına, bir sürü usta feng balonu var. Ay. Aa, ben ilk turda eğleneceğim. Sonra pastayı alacağım. Sen gece ninjasını benim için olabildiğince oyala. Yani oyunu kaybetmelisin. Balonlar, oyunu kaybedeceksin kedi çocuk. Aa, evet tamam. Hayya! Pekala, müzik durduğu zaman herkes oturmalı. Tabii sandalye varsa. Müzik! Elendin doğum günü çocuğu. Oo, buna inanamıyorum. Çok şanssızım ben. Gece ninjasını asla yenemezsin. Yapışkan kertenkele. Hadi oynayalım. Ha? Olamaz. Bu Cameron. Evet. Uykusunda yürüyor. Şu an uyuyor ama rüyasında yürüdüğünü görüyor. Onu yatağına yatırmalıyız. Evet ama süper hızlı ya da uçarak götüremeyiz. Yoksa yolda uyanır ve bu yüzden çok korkabilir. Evet. O kukuları hemen geri ver ay kızı. Ha, vermiyorum kertenkele kafa. Güveler, hadi gösterin gününü. Hey, bu hiç komik değil. Evet işte, bu harika bir kukla gösterisi. Ne? Kertenkele. Tamam, bir plan yaptım. Kertenkele. Kertenkele, iyi misin? Evet, siz kuklaları alın. Pijama maskeliler imdada geldi. Süper hızlı kedi. Yakalayın güveler. Baykuş kanadı rüzgarı. Güveler, ne yapıyorsunuz siz? İyi işte pijama maskeliler. Kuklalar iyi mi bari? Evet ama Cameron değil. Sen tehlikedesin diye onu bırakmıştık. Cameron da kim? Ben sadece kuklaları almak istiyordum. Cameron burada ne arıyor ki? Cameron da kim? Uyur gezer çocuk. Cameron da kim? Onu evine götürmemiz gerek. Evet, kuklalardan önce ona yardım edelim. Cameron da kim? Hadi kertenkele mobile. Ya da baykuş planörüne. Otobüsü yukarıdan daha iyi arayabiliriz. Ya da kedi arabasına. Böylece çok hızlı gidip ona arkadan yetişebiliriz. Bugün de ben seçsem olmaz mı? Tek başıma yapabileceğimi görürsünüz. Yapamayacağını düşündüğümüzden değil ki. Sadece... Tamam. Tamam, kertenkele mobille gidelim. Kertenkele mobile. Hey, bunu ben söyleyecektim. Özür dilerim kertenkele. Yardım etmek istemiştim. Önemli değil. Yardım istemiyorum. Kertenkele mobilin gücü, sağlamlığı ve kamuflajı işimize yarayacak. Ama biz birbirimize hep yardım ederiz. Gördüm. Şurada. Herkes tutunsun. Ha? Ha, otobüsü kaybettik. Belki kedi arabası onu yakalayabilecek kadar hızlıdır. Ya da baykuş planörüne binseydik yukarıdan istediğimiz gibi bakabilirdik. Kedi kulakları. Baykuş gözü. Sürüngenler aşkına. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Şehir meydanına doğru giden bir şey görüyorum. Peşinden gidebilirim. Dur, kertenkele. Baykuş kız, kertenkeleyle git. Süper hızımla ben size sonra yetişirim. Kamuflajlı kertenkele arabası. Hadi git bakalım, hadi.
Kedi çocuk çok korkuyor. Onu öylece gönderme. Mecburuz. Etrafta bir ninjalino varsa gece ninjasının da bir planı vardır. Bundan hemen kurtulup onu bulalım. Tamam mı? Baykuş planörüne. Hadi gece ninjasını bulalım. Süper baykuş gözü. Bir şey göremiyorum. Peki ya sen kedi çocuk? Hayır, ben de göremiyorum. Oh, sen. Ha? Bizimle gelmiş. Burada olmaman gerekiyor. Kedi çocuk, eminim yardımımızı istiyordur. Hayır, güvende olabilmemiz için onu buradan göndermeliyim. Hiçbir şey yapamayız. Ayrıca kemerini de takman gerek. Kertenkele inene kadar kucağına al hadi. Alacağım. Ha? Ve bir daha ortalığı dağıtmamasını sağlayacağım. Ha? Aa, hayır. Ver onu bana kertenkele. Ay yine mi? Ha, yakaladım. Bak işte. Şimdi anladınız mı? Bize kaza yaptırdı. Sürüngenler aşkına. Kedi çocuk, kazayı sen yaptırdın ama. Hadi. Kedi çocuk bizden yardım istiyor. Karargahımıza zarar verip planörü düşürdü. Niye yardım edelim ki? Hadi git. Vay vay. Gece ninjası. La 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 la. Bizim sakar kertenkele değil mi? Olamaz kertenkele. Al bakalım kuş beynini. Süper hızlı kedi. Mikrofonu geri ver seni şapşal kız. Kuyruğum sıkıştı. Asla. Ben Jayden Houston konserine gündüz gidemiyorsam hiç kimse gidemez. Jayden mikrofonu benim. Ne istersem söylerim. Hadi çabuk peşinden gidelim. Çocuklar durun, kuyruğumu kurtarmalısınız. O bileti istiyorum. Yardım ederim. Ama ben de istiyorum. Süper güçlü kertenkele. İyi misin baykuş kız? Evet. Harika. Ay kızını yakalamama kim yardım edecek? Bir şey duydun mu kedi çocuk? Belki küçük kuşlar bileti bana vermeni söylüyordur. Bu zor bir karar. İkiniz de arkadaşımsınız. Bu da ne? Harika. Bu senin flash kız oyuncağın. Her yerde bunu arıyordum. Ama istersen sen de kalabilir. Sağ ol. Sen çok iyisin. Hayır. Yumurtalar varken arabayı saklayamıyorum. Çok geç. Romeo'yu kaçırmalıyım. O yumurtalarla büyük bir omlet yapacaktık. Ve onları almaya geldim. Bu çürük yumurtaları mı yani? Benim makinem hepsini çürütüyor. Bu yüzden kırarken daha çok koku çıkıyor bunlardan. Çok iğrenç. Yakında kokudan kimse evden çıkamayacak. En büyük ben olacağım. Koş bakalım kertenkele bacak. İşte koku geliyor. Küçük bacakcık. Kurtuldum. Ama kokudan kaçmak için kertenkele mobil lazım bana. Nereye bırakmıştım ki? Kertenkele. İğrenç kokuyor. Bu kokudan kurtulmamız gerek. Kertenkele mobile girelim. Ama nerede? Arabayı kaybetmedi değil mi? Tabii ki hayır. Sadece... Merhaba pijamaskeliler. Yoksa pijam kokuyor.
bulmuşlar mı? Kokuşturucumu çalıştırıyorum. İğrençliğe hazır olun. Kokudan kurtulabiliriz pijama maskeliler. Romeo'yu durdurmak için araba gerekmiyor. Yumurtalar eskisinden kötü kokuyor. Tabii ki zavallı pisi çocuk. Benim kokuşturucum da daha çok çürüyorlar. Kertenkele mobile sığınsak çok iyi olur. Ama nerede kertenkele? Aa, yani gerek de yok aslında. Saklanalım. Mesela işte böyle. Yani böyle. Sürüngenler aşkına. Buradan sonrasını yürüsem iyi olur. Nasıl iyi uçtuğumu gördünüz mü? Bana iyi bak baykuş kız. Belki birkaç hareket öğrenebilirsin. Hareket mi? Ama çakılıyordum. Evet, bu şeyi çok iyi beceriyorum, öyle değil mi? Uçma yeteneğim ekibe çok yarayacak. Yeteneğin mi? Uçan başka birileri daha vardı hatırlarsan. Hadi çocuklar, belki ekibe birlikte de yardım edebilirsiniz. Resim güzel olmuş. Artık o şapşal çocuklar gündüz balona binemeyecek. Artık bu ay balonu benim oldu. Siz etrafı gözetleyin. Ben skuturuma binip balonu almaya gidiyorum. Bunun için çok iyi uçmalısın. Merak etme baykuş kız. Sen orasını bana bırak. Benim için gerçekten çok kolay olacak. Gerçekten mi? Çocuklar tartışmayın lütfen. Belki kamuflaj gücümle balonu ben de getirebilirim. Kamuflaj güzeldir ama benim skuturum çok daha havalı. Bak şimdi. Hey ay kızı, balonu hemen ver. Küçük pisicik gelmiş. Balonumu istiyorsun. İyi, o zaman... Gel de al bakalım. Merak etmeyin, sorun yok. Anlaşılan pisiciğin başı biraz dönecek.